Türkiye'mizin en seçkin şehirlerinden bir tanesi olan Diyarbakır'ımızda maalesef müftülüğümüz yaklaşık 20 yıldır bir Kur'an kursumuzun bir binasını iskan alanı olarak kullanmaktaydı, hizmet binası olarak kullanmaktaydı. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan DSİ alanıdır, Devlet Su İşleri alanıdır. Orman Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu beyefendiden randevu alarak içerisinde bulunduğumuz bölgeyi talep ettik. Talebimiz neticesinde birebir yakinen takip ederek bu yerel çalışanların bölge müdürlüğünün belirlemiş olduğu 10.700 metrekarelik alanı müftülük hizmetlerinde kullanmak üzere tahsis ettiler. İfrazını yaptık. Tadilatını Diyanet Vakfımızın, çevre illerimizin, diyalog halinde olduğumuz illerde görev yapan hocalarımızın destekleriyle ve genel merkezden, genel bütçeden gelen ödeneklerle tamamlama imkanı bulduk. Burada hem Diyanet İşleri Başkanımıza hem de Profesör Doktor Veysel Eroğlu Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü yakinen takipçisi oldular. Öyle ki benim yanımda yerel bölge müdürlüklerini davet etmek suretiyle bir talimat verdiklerine ben şahidim. Çarşamba günü işte saat 12'ye 10 kala binaları, bölgeyi, yeri müftülüğe teslim edeceksiniz talimatını verip aradan 2 gün geçtikten sonra telefonla takibini yapacak kadar ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu bölge içerisinde yani müftülük yerleşkesinde açmış olduğumuz mütevazi 4-6 yaş Kur'an kursuna Sayın Bakanımızın haberi de olmadan işin doğrusu rahmetli annesinin ismini verdik. Emine Hatun 4-6 yaş Kur'an kursu ismini verdik. Bu bulunmuş olduğumuz 10.700 metrekarelik alanda müftülük yerleşkesinde iki müftülük hizmet binası var. Bir binamızın altında 270 kişilik konferans salonu yapmış olduk. Onun yanında belki ilk defa aile ve dini rehberlik bürosunu müstakil hale getirdik. Aile dini rehberlik bürosu binasının içerisine bir de 4-6 yaş Kur'an kursu yerleştirmiş olduk. 9 arkadaşımız bu yerleşke içerisindeki lojmanlardan istifade ediyorlar. Ayrıca daha önce lojman olarak kullanılmış olan bir binamızı da hayırsever iş adamlarımızdan bu ilimizde Ninova diye bilinen alışveriş merkezlerinde sahibi olan Saki Bey'in katkısıyla belki söylememden de hoşlanmayacaktır kendi ismini açıklamamdan. İzin almadan söylüyorum ama katkısıyla örneğine çok rastlanmayan bir proje yapmaya gayret ediyoruz. İlk defa belki engelli eğitim merkezi yapıyoruz müftülük yerleşkesinde. Görme engelli kardeşlerimize, işitme engelli kardeşlerimize, ortopedik engelli kardeşlerimize bir mekan hazırlıyoruz orada. Hem kolay gelip gidebilecekleri hem de Kur'an kursu, dini bilgiler kursu alırken istifade edebilecekleri materyallerin demirbaş olarak yer aldığı bir bölüm hazırlıyoruz. O bölüm, o binanın bodrum katını çocuklarımız için pimpon, bilardo, langırt gibi oyunlardan istifade edebilecekleri bir spor alanı olarak belirledik. İnşallah üst katını da Diyanet Akademi yapacağız. 15 civarında İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimizi hocalarının referansıyla masraflarını, iaşe ve ibatelerini biz karşılamak, yani Müftülük Diyanet Vakfı karşılamak şartıyla alacağız ve bölgede çok yaygın olan inşallah Arapça medrese eğitimiyle birlikte 5 yıl içerisinde inşallah hem medreseden mücaz, medrese hocalarımızdan icazet almış olacaklar hem de İlahiyat Fakültesini bitirmiş olacaklar. Mütevazi fakat sıcak hem belediyemiz, Yenişehir Belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz kayyumlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Ciddi katkılar sundular çevre düzenlemesinde. Hem dediğim gibi mütevazi hem de sıcak bir mekan oldu. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.